sevgili örgü severler, Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonra yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Ee, kanalıma da abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğimiz istediğiniz videoya girip rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Evet bugün bir model anlatmayacağım. Bağlamalı e, affedersiniz baklavalı burgular modeli. Daha önce anlattığım bir model ama bu modelde sıkça sorulan kol evi ve yaka kesimi yani e, soruyorsunuz. Ben de bunu size bu videomda anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi 42 bedene 42-44 bedene 1-2-3-4-5 tane burgu sığdı. Yan tarafı tam lastik kısmını şöyle zikzaklı bir görünüm oluşturduk. Diğer yan kısımda bir şey yok. Düz olarak dikeceğim. Tamamen modelli bir yelek oldu. Ve de gördüğünüz gibi şu modelin örüntüsünü bozmadan devamını bozmadan yakasını da kestik. Kolevi zaten basit. Kolevini kestikten sonra da yine zikzaklı bir şekilde kolumu çıkardım. Şimdi kol evini böyle dümdüz kesmemdeki amaç lastik uygulaması yok. Göz gibi yan tarafa da yine öyle zikzaklı bir lastik uyguluyoruz. Onun için kol evi kesimini böyle yapmak daha uygun bu yelekte. Şimdi bunu ben size göstereceğim ama göstermeden önce yine bir şeyden bahsedeceğim. Alt tarafı böyle modelli, üst tarafı lastikli modellerden örüyorsanız, bu modelden örüyorsanız yine aynı şekilde yapacaksınız. Nasıl mı olacak? Bakın ben bir tarafı ördüm. Bir tarafı da yine böyle hazırladım. Diğer tarafı da. Sizlerle beraber kol evini birlikte keseceğim. Şimdi lastikle ördünüz mesela. Anlatayım onu da ondan sonra kesimine geçeyim. Modelle ördünüz. Belli bir yere kadar model uyguladınız. Daha sonra lastiğe çevirdiniz. Tekrardan ne yapacaksınız? Kol evi ve yaka kesimi yapacaksınız. Zaten lastiğe çevirdikten şu öndeki modeli ne yapıyoruz? Yok etmiyoruz. Onu sürekli devam ettiriyoruz. Ee, şeye gelince kon evine yaklaştığımız zaman şöyle e, 5 santim kadar yaklaştığımız zaman tekrar model uygulamasına başlayın. Lastikten tekrar modeli çevirin şu kısımdan. Bakın şu lastik mesela devam ediyor. Hemen şu kısımdan bir baklavan içinden e, şey açın, ilmek açın, tekrar bunları aynı modeldeki gibi kurun, bu şekilde örün. Hazırlayın yani. Şu aşamaya gelsin bu kısımda şu şekilde. Şöyle bir lastik uyguluyorsanız Eğer yine bu taraf lastik olacak Ama şu kısım bize ne olacak Model olarak tekrar uygulamaya Başlayın. veya da hiç başlamıyorsanız da Şu modeli uygulamayacaksınız Buna bir e, baklava Açacaksınız. Bunu zaten Şerife'nin örgüleri instagram sayfamda Resimlerden de çözebilirsiniz Şimdi dediğim gibi bu 42 bedene uygun bir yelekti ve 5 tane Şeyden oluştu e, Burgudan oluştu ve yaptım Şimdi keseceğim ne yapıyorum bunu keserken sevgili örgü severler düz olarak keseceğim. Nereye kadar? Şu kısımda 1 2 3 ilmek kalana kadar. Yani şununla beraber 1 2 3 ilmek kalana kadar şu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğimi ikişer ikişer şu şekilde keseceğim. Normal örgü bitiriyor gibi. Bunun kol evi bu şekilde basit bir yöntemle kesiliyor. Ne dedik? Çünkü bir lastik uygulaması yok altında. Yan tarafında zikzaklı bir lastik var. Buraya bir tekrardan lastik uygulama manasız ve de görünüm olarak kötü gözükecek. Onun için bunu da bu şekilde kesiyoruz. Çok gevşek kesmeyin bunu. Biraz sıkı kesmeye gayret edin. Aşırı da değil ama çünkü bu lastik olduğu için fazla da esneme yapmasın. kesmeye devam ediyorum. Dümdüz hiçbir işlem yapmadan kesiyoruz. Ne dedim? Şu e, açtığım baklava diliminin bakın bir ilmeği var. 1 2 3 ilmek bir daha keseceğim. Onunla beraber toplam 3 ilmek kalacak ki aynı şu öndeki bakın bu önde de 3 dilim oldu 3 düz ilmek oldu. Şu şekli alsın kolumuzda diye. Bundan sonrasını bakın 2, 3 düzleyeceğim. Hemen buradan baklavamı açacağım. Bu bir önceki anlattığım baklavalı burgulardan farkı şu yanlara düz uyguladım. Yani terslerden kesmedim. Aşağıda birer tane düz uyguladım. Üst tarafta keserken o düzlerden kestim. Bir daha değişik olmazsa bunun da videosunu çekeriz tekrar özel olarak. Bakın modelimi örüyorum. Niye kol evine geçeceğim? Şey yakaya geçeceğim. Artık kol eviyle işimiz bitti. Sadece şu baklavamızı açıp kapatarak bu zikzaklı oluşturacağız. Şimdi bu tarafa gelince bunu da ne yapacaksınız? Geldiniz. Bu sırayı bitirdiniz. Arka sırasında keseceksiniz bunu da. Bunu arka sırasında keseceksiniz ki hani burada kesip ipiniz burada kalmasın önden keserseniz. Arka sırasında şöyle yine aynı şekilde 20 ilmek keseceksiniz. 3 ilmek tersini örüp arka sırasında örmeye devam edeceksiniz. Bu taraf kısımdan da arkasından keseceksiniz. Şu şekilde bırakayım. Çünkü artık yakaya doğru ilerleyeceğim. Modelimi örüyorum sadece ben. burada da ilmek kaçmış. Onu hemen toparladım. Yakayı nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. O da sıkça soruluyor. Böylece size bir fikir olsun. Bakın son tarafta açtım ama bu tarafta açmadım şu şeyi. Çünkü bak şu modelimiz kalacak. Bu modelimizin iki tersinden bir tersini kullanmıyorum başındaki. Şu iki tersi ters olarak kesiyorum. Her ön sırada bu modelin yandaki bir tersi bırakacaksınız. Diğer iki ilmeği ters olarak keseceksiniz. Niçin ters olarak kesiyorum? Bakın ters olarak kestiğim zaman o arada gizli bir şekilde devam ediyor. Eğer düz olarak kesseydim dümdüz çizgi olarak belir, belirli olacaktı. Bu şekilde de bu görüntü modelle hani model, modelin bütünlüğünü bozmamış oldum ters keserek. Sürekli ters keseceğim. Ne yapacağım dedim. Şu kenarımı ördüm. Modelime geçtim. Bir modelimi tamamladım. Hemen yanından bir ilmek daha ters ördüm. İki ilmeği sürekli bir, bir çift olarak yani tek olarak keseceğim iki ilmeği birlikte ters olarak öreceğim. Modelime devam edeceğim. Her ön sırada ters olarak kesiyorum ki görüntü bozulmasın diye lastik uyguladığınız modelde ise üst tarafı lastik uyguladığınız modelde ise yine ne yapıyoruz bu modelimiz muhakkak kalıyor zaten bu süre geliyor devam ediyor ön tarafta yine ters olarak kesin. Orada da her ön sırada bir ilmek kesin. Hemen bunun yanında bir tane ters örün Yanındaki iki tersi birlikte alın. Arka sırada modelimi hiçbir şekilde zaten bir şey yapmıyorum ilmeklerimi dengine geldiğince örüyorum. Bu benim şu anda elimde sipariş olan yeleğim. Örerken dedim hani kol eviyle yakasında sizlerle paylaşayım fikir olsun. Şimdi arka sıranın kesimini de çok sık soruyorsunuz. Arka sırada da sevgili örgü Önde ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Ama bazı modellerde arkayı biraz daha az kesiyorum. Ama bu modelde ön sırada ne kadar kestiysem arkanın her iki sırasında da aynı iki tarafında da aynı şekilde keseceksiniz şunu bir arka olarak düşünün şu bir tarafı şu da bir tarafı mesela birleşik arka gibi bu tarafı da böyle keseceksiniz buraya kadar diğer tarafı da geleceksiniz öreceksiniz tersinden keseceksiniz sadece yandan şöyle iki tarafının kol kısımlarını zikzaklı lastiğe çevireceksiniz böylece arkanızın kesimini de yapmış olacaksınız. Onu da biliyorsunuz yaka kesimi de olmadığı için dümdüz modelinizi bitirip keseceksiniz. Arkanın kesimi de bu şekilde. Yani aynı önde ne kadar sayı kestiysem arkada da aynı şekilde aynı sayı keseceğim bu modelde. lastikte yapsanız tüm modelde yapsanız kesim mi bu şekilde yapacaksınız modelimi de tabi zamanı geldikçe uygulayacağım kol ve yaka kesimi de bu şekilde yine bir önümüzde bir daha göstereyim bir not daha sizlerle paylaşayım bakın hemen oraya 3 tane ters olarak ördüm Artık burayı ön lastikte nasıl yaptıysam arkada da, yanda da aynı şekilde yapacağım. Bakın buradaki baklavamızı açtığım zaman zaten ne olacak? Gördüğünüz gibi burası zikzak olmaya devam edecek. Şimdi yaka kısma geleyim yine kesim göstereceğim geldim yaka kısmına bakın. Baklava dilimi açmıştım. Bir tanesini ördüm. Artırma yapmıyorum artık. Artırma yaparsam çünkü kestiğimin bir manası olmayacak. Onu da yok edeceğim için hemen bir ilmek kalası, iki ilmeği ters olarak yine kestim. Şu şekilde. Yani her şuraya geldiğinizde bir tersiniz kalası, görünüzdeki şurayı şu iki, ikisini bir keseceğiz. Daha sonra şu ikisini bir keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz. Böylece her ön sırada azaltacağız. Yaka kesimimiz de bu şekilde olacak. Şimdi kol uzunluğunu şöyle bir size ölçeyim. Bakın şöyle 22 santim, Ben fazla 22 hele hele 23 cm'i geçmesine çok istemiyorum. Burası çok sünik oluyor. Sünik olunca da koldan aşağı düşüyor kol evi. O zaman yelek üstü, güzel durmuyor. Ben onun için genelde eğer 38 41'den yaparsam 21 santimi geçirmemeye çalışıyorum. Bu şimdi 42 beden olduğu için 22-23 santime kadar şeyim vardı. Modelimin örüntüsü de, modelimin bitimi de 22 santimde tamamlanınca ben e, tamam dedim. Zaten ona ayarlamaya çalışıyorum. Kesimimi de onu ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi başta belirtmedim ama şimdi şu şekilde belirteyim. Eğer kol evini nereden keseceğini sorusuna şu en sade sayının en sade olduğu yerden bakın artırmanın bittiği şu geniş yerden değil şurada 4 4 4 arttırıyorsa burada ilmek sayıları oldukça fazla. Bu sırada kesim yapmayın. En sade en az sayının olduğu sıra var şu sıra. Yani normal yeleğimizin sayısının olduğu şu baklavaları açmadığımız sıra kesiminizi yapın. Bunu en baştan söylemem gerekiyordu ama şimdi yine de geç kalmış sayılmayız. Ne yapacağız? Yeleğimizin en sade olduğu yerden koltuğu keseceğiz. Koltuğu evini keseceğiz. Biz burada koltuk kesme ne deriz? Şimdi da 20. Şimdi ben bunu 20, 22 santim ayarlamayı düşündüm. Bir bir kestim. Bakın sevgili örgü severler. Şuradan başladım. Bir, 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 şuraya kadar kestim. Şimdi malum bu 42, 44 beden olduğu için bir şey fazla. Burgu fazla normal 38, 40 bedenden. Baktım ben bunu azaltamayacağım. Buna uzayıp gidecek. Hemen ne yaptım? Şu kısımdan sonra bakın şurada kesmeye başlamıştım. Şu kısımdan sonra her bir ilmekten sonra üçer üçer keserek bitirdim. Her bir ilmekten sonra hemen şurada başladım. Üçer üçer kestim. Yani iki ikişer ikişer kesmedim de üçer üçer kestim. Ve son kalan şu bir baklavayı da düz olarak ördüm. Ben şu düz örmeyi de önemserim üst tarafta. Biraz düz örmek güzel gösterir yeli. Onu da önemserim. Onu da yapabilmek için hızlandırdım. Bu büyük bir bedenler için geçerli. Ne kadar büyük beden örerseniz bu yakayı toplamak daha zorlaşacak. Tabi omuzu o bedene göre de tabi geniş tutacağız ama yine de bu yakayı toparlamak büyük bedenlerde biraz zor iş. Onun için de ara ara üç üçte kesebilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Tek tek bir değil. Eğer bu normal bir beden olmuş olsaydı. 38-40 beden. Yani normal bir beden dedim. 38-40 beden olmuş olsaydı ne yapacaktım? Bir model ben az başlayacaktım. Böylece benim e, toparlamam gereken sadece bir model olacaktı. Yani şu kesip bitirdim. Bundan şunu bitirdiğim zaman bir bir bitirmiş olacaktım. İki tane burgu kalacaktı. Bu şimdi 42 beden olduğu için ben şuradan sonra şu aşamadan sonra hızlandırdım. Bir tersine sonra 3 ilmeği ters olarak kestim. 3 ilmeği ters örnek kestim eğer böyle ben hani bir dönem bir ara 2 2 kesmek sonra 3 3 kesmek bana zor geliyor hesaplayamam derseniz bakın bunu ben 42 44 beden için anlatıyorum derseniz yoksa 38-40 beden için bir bir kesmeniz gerekli şeye ulaşmanızı sağlayacak daha sonra bir kesmeyi bitirirsiniz. İsterseniz bu kadar sade örersiniz. Yani hiç kesme yapmadan örersiniz. 38-40 bedende bir burgu eksik olduğu için bu sorun değil. Ama büyük bir bedenle yapıyorsanız ve azalmadıysa omuzunuz daralmadıysa ne diyorum? Bir ara 2-2 iki, iki kesin daha sonra 3-3 kesin diyorum. Toparlamanız için. Ama ben 1-2 keserim, 1-3 keserim kafam karışır bunu nasıl yapacağım derseniz en baştan bakın şu kesmeye başladığımdan itibaren bir sıra her ön sırada yapıyoruz bu kesimlerimizi İki ilmek kesersiniz ikinci sıra üç ilmek kesersiniz bir sıra iki bir sıra üç ilmek keserseniz de bu dediğim şeyi oluşturursunuz ben bunları bir fikir olarak söylüyorum evet örgüye yeni başlayanlar için bu zaten zor bir model e, bu modelde kesmeyi ayarlamak zor bir kesme ama örgüyü bilenler beni anlamışlardır örgüye de yeni başlayan arkadaşlar da sadece biraz dikkatli bu işi halledeceğiz. Bir de bazı modeller var. Yine onlardan da bahsedeceğim. Elime sipariş aldıkça bir taraftan arttırıp bir taraftan kesim yapıyoruz. Fakat bizim yakamız kesilmiyor. E, model uygularken nasıl keseceğiz dediğiniz zaman da yaka keserken özellikle modeliniz ajurlu artırmalı bir modelse artırdıklarınızı muhakkak o sırada kesin ve e, o artırdıklarınızdan fazla bir kesim yapmanız lazım ki yakadan onu toparlayabilsin. Yani ya artırmayı durduracaksınız ya da artırmak yapmak mecburiyetindeyseniz buradan biraz fazla kesmek zorundasınız ki bu kesim olursun. Evet sevgili örgü severler. Kol evi kesimimiz çok basit. Gördüğünüz gibi ne yapacağım? Modelimi normal öreceğim. Aynı şu şeyde ördüğüm gibi. Ön tarafta ördüğüm gibi. Kesi, açıp keseceğim. Keseceğim. Orada bir sıkıntı yok. Yaka da her zaman gibi ne yapıyoruz her ön sıradan, her ön sıradan ters olarak kesin ki dedim, hani şurada düz kestiğiniz zaman sürekli burada düz bir çizgi oluşacak, şu görünüm meydana gelmeyecek, şu modelin görünümü meydana gelmeyecek. Onun için her ön sıradan iki ilmek ters olarak kesin. 38-40 bedense bir bir kesmeniz yeterli. Bunun üzeri bedense ve yakayı toparlayamazsanız çünkü yakayı ne kadar kesmeye çalışsanız bura uzayacak. Onun için yakayı toparlayamazsanız ya bir sıra 2 ya bir sıra 3 ilmek kesersiniz ya da belli bir sıra benim gibi iki iki kesersiniz. Ondan sonra da üç üç kesip şöyle toparlarsınız. Evet örgü sevgili örgü severler bu videomda sizlere bu böyle bir kol evi kesimi nasıl oluyor? Yani böyle bir modelde, böyle bir şekilde nasıl bir kolevi veya yaka kesimi yaparsınız? Onu anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişim bir siz de anlayabilmişsinizdir. Daha e, birçok e, yeleğinde ayrı ayrı kolevi yaka kesimlerini de anlatmayı düşünüyorum. Zaten İnci anlattık. Bağlama lastik olursa nasıl bir kesim yapacağımızı anlattık. Bir ters bir düz gibi modellerde nasıl yelek ve kol evi yaka, yaka kesimi yapacağımızı anlattık. Daha sırada birkaç tane de özellikle kol ve yaka kesimi istenen videolarım var. İnşallah onları da sizlere sıra sıra anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.